Frag Chips'in değerli ekibi merhaba. Bugün kulaklığımla ilgili bir takım değişiklikler yapmaya karar verdim. Onları sizinle paylaşacağım. Bu gördüğünüz eski kulaklığım, 2008 yılında almıştım. Speedlink'in ürettiği oldukça da pahalı olan bir kulaklıktı. Şu ana kadar memnun olduğumu söyleyebilirim. Ses kalitesi oldukça iyi fakat kulaklığın ağırlığı biraz fazla. Dolayısıyla kafada kaldığı zaman uzun süre ciddi rahatsızlık verebiliyor. Özellikle boyun tarafına olumsuz etkileri var. Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi iki tarafındaki plastik kırılmıştı. Bunlardan dolayı bu yapıştırma çaresini bulmuştum. Bantla yapıştırıp en azından belli bir süre idare etmiştim. Ama yeni bir kulaklık arayışına tabii aynı zamanda girmiştim. PlayStation 4'ü almamla beraber. Biraz beklemem sanıyorum iyi olmuş. Çünkü farklı bir kulaklıkla karşılaştım ve bunu almaya karar verdim. Şimdi size onunla paylaşacağım. Aynı zamanda kutu açılımını da yapmak istiyorum. Aldığım kulaklık Sony PlayStation'ın özel olarak ürettiği Wireless Stereo Headset 2.0 serisi. Bu hem PlayStation 3 ailesi, hem Vita, hem de PlayStation 4 ailesiyle uyumlu olan bir kulaklık ve aynı zamanda kablosuz bir kulaklık. Özel bir aplikasyonu var PlayStation 4 içerisine koyabileceğiniz ve ayarlar yapabileceğiniz tabii ki. Şimdi bundan birazcık kısaca bahsedeceğim. Kulaklık arayan arkadaşlar için verimli bir video olacağını düşünüyorum. Beraber kutu açılımını yapalım. Evet, kulaklık henüz kullanmadım, ilk defa deneyeceğim. Ama internet üzerindeki yorumlara baktığım zaman sevgili ekip oldukça pozitif yorumlar almıştı. Herkes çok memnundu, özellikle fiyatı çok avantajlı. Ben bu kulaklığı İngiltere'den yaklaşık 65 pound gibi bir fiyata getirdim. Yani Türk lirasına çevirecek olursak 200-220 TL civarında bir şey olacak. Bir kablosuz kulaklık için, özellikle Sony'nin kendi malı olduğu için oldukça avantajlı bir fiyat bence. Türkiye'deki fiyatlarını henüz bilmiyorum. Evet, kulaklık gördüğünüz gibi oldukça şık dizayn edilmiş. Bütün kulağı kaplayan bir arayüzü var. Ve herhangi bir kabloda gördüğünüz gibi yok. Pili kendi içerisinde. Değiştirilebiliyor mu emin değilim. Ama üzerine bakacak olursak, evet, kulaklık kapalı şu anda durumda. Aynı zamanda bir ya da iki diye iki tane profil oluşturabiliyorsunuz. Oyun ya da müzik dinlemek için bunu yapabiliyorsunuz. Ses noktasını burada arttırmamız mümkün. Bu sound chat dediği, yani oyun içerisinde arkadaşlarınızla konuşurken gelen sesin miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda normal volume ayarı dediğimiz ayar burada mevcut. Bununla da oyunun sesini ayarlayabiliyorsunuz. Bu kulaklığın diğer bir özelliği de, benim çok hoşuma giden diğer bir özelliği de üzerinde mikrofon olması. Ama mikrofon gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bir çıkıntı gibi durmuyor. Tamamen kendi üzerinde, kendi içerisinde entegre edilmiş vaziyette ve dolayısıyla sizin ağzınızı ya da suratınızı kapatacak şekilde tasarlanmamış. Nasıl çalışacağını tam emin değilim, onu bekleyip göreceğiz. Ama mikrofon içerisinde, üzerinde var. Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi kulaklık ayarları bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu da tabii kafanızın büyüklüğüne ve oturma şekline göre tasarlayabileceğiniz güzel noktalardan bir tanesi. Piline USB şarja şarj etmeniz mümkün ve aynı zamanda eğer isterseniz normal bir cihaza bağlamak için, işte PlayStation dışında telefon ya da bilgisayara bağlamak için aynı zamanda bir headphone jack'i de mevcut. Kulaklığın çalışma tarzı maalesef Bluetooth değil. Bu bence zayıf noktalarından bir tanesi. Sanıyorum o da burada olacak. Kutu içerisinde aynı zamanda, evet, kutu içerisinde bir de dangle'ımız var. Bu dangle'ı takmamız gerekiyor. PlayStation'a da PC'ye bu şekilde iletişim kurabiliyor sistemle kulaklığımız. Aynı zamanda normal dediğim gibi telefon bağlantısı ya da PSVT'ye bağlamak istiyorsanız bir kulaklık headphone kablosu mevcut. Çok kısa bir şarj kablosu var. Bunu neden bu kadar kısa yapmışlar bilmiyorum ama güzel bir nokta. PlayStation 4'ün DualShock kontrolünü şarj etmek için kullandığınız kabloyla bunu kullanabiliyorsunuz. Ve son olarak da bir taşıma taşımak için kullanabileceğiniz bir, gördüğünüz gibi şık bir çanta değil de işte daha çok böyle bir ufak taşıma aparatı gibi bir özellik eklemişler. Bu da yine taşımak istiyorsanız. Kulaklığın güzel bir özelliğinden bir tanesi de katlanabiliyor olması. Şu şekilde gördüğünüz gibi kulaklığı katlayıp daha küçük bir hale getirmeniz mümkün hale gelebiliyor sevgili ekip. Bu da taşınabilirlik açısından bir rahatlık sunuyor tabii ki. Gördüğünüz gibi kulaklığı bu şekilde
küçük bir hale getirebiliyoruz. Birazdan uygulamayı PlayStation 4'e kurup nasıl çalıştığına bakacağım, ses kalitesine bakacağım. Bunu da sizlerle paylaşıyor olacağım zaten. Fikir vermesi açısından. Ama her zaman dile getiriyorum, gördüğünüz ürünleri mutlaka siz de inceleyin. Siz de dikkat edin, yorumlara bakın, buna göre karar verin. Hemen karar vermek çok doğru olmuyor, özellikle bu tür kulaklık alımları yaparken. Evet ekip, ikinci aşamada da PlayStation Store üzerinden Headset Companion Up dediğimiz bir uygulama var. Bunu indiriyoruz. Bunun maalesef henüz Türkçesi üretilmemiş ama açıklamalarında Türkçe ve Arapça dil bilgisi geleceğini belirtmiş Sony. Dolayısıyla İngilizce olarak şu anda size göstereceğim. Bu uygulamayı PlayStation Store'dan indirdiğimiz zaman açıyoruz. Gördüğünüz gibi bize hangi headset'i kullandığımızı soruyor. İki headset'imiz var seçebileceğimiz. Bizimki bu mavi olan Wireless 2.0. Ve burada gördüğünüz gibi oyunun seçeneğine göre, yani eğer bir shooter oynuyorsanız ya da bir dövüş oyunu oynuyorsanız ya da kendiniz özel bir ayar yapmak istiyorsanız bunlarla ilgili bu profilleri upload etmeniz mümkün. Ve aşağı indiğimiz zaman işte müzikle ilgili profiller, hazırlanmış profiller var ya da filmlerle ilgili hazırlanmış özel profiller var. Ama kendi profilinizi yaratmak isterseniz en sağdaki seçeneğe girip buradan üçgen edit profile diyorsunuz ve gördüğünüz gibi size bas, orta ve tiz ayarlarını yapmanızı sağlıyor. Bunu yaptıktan sonra buradaki seçeneğe girip upload diyorsunuz ve gördüğünüz gibi upload completed şeklinde bir mesaj alıyor. Bunu yapabilmek için ama önemli bir bilgi, mutlaka USB kablosunu kulaklığın takılıyor olması lazım. Bunu wireless olarak yapmanız mümkün değil. USB'den mutlaka bağlıyor olmanız lazım ve bu şekilde profili kullanabilme durumu söz konusu oluyor. Evet ekip, şimdilik bu kulaklıkla söyleyeceklerim, anlatacaklarım bunlar. Daha birazcık tabii kullanmam lazım nasıl olacağını görmek açısından. İlerleyen günlerde muhtemelen Facebook sayfasında son görüşlerimi ve yorumlarımı yazan ufak bir yazı paylaşacağım sizlerle. Sorularınız varsa lütfen bunları sorun. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum biliyorsunuz. Dolayısıyla merak ettiğiniz her şeyi de gene cevaplamaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın ekip. Görüşmek üzere.